Arkadaşlar, ameliyat provasına hoş geldiniz. Demir ve Doruk, siz benimle birlikte donördesiniz. Yüzü çıkartacağız. Ferman, sen Ali ve Nazlı ile birlikte aynı şeyi Ceylan'a yapacaksın. Sonra ben organla birlikte yanınıza geleceğim, tamam? Arkadaşlar, operasyon için az bir zaman aralığımız var. Anlaştık. Ayrıca nöbetleşe hareket edeceğiz. Bütün elektif ameliyatları iptal ediyorsunuz. Bütün planlarınızı, uyku umutlarınızı, bütün hayatınızı. Bu iş burada bitmeden ameliyathaneden dışarı çıkmayacağız. Anlaşıldı mı? Bu kıza yeni bir yüz vereceğiz. Tamam. Kendimizim. Uyuyor gibi değil mi? Uyanıverecek sanki şimdi. Biliyorum böyle bir şey olmayacağını. Biliyorum ama bir anne nasıl veda eder evladına? Hoşçakal benim güzel kızım. Seni düşünmediğim tek bir an, tek bir gün geçmeyecek söz. Canım, merhaba. Bariyat Hastanesi olarak kızınıza gösterdiği fedakarlık ve size gösterdiğiniz cesaret için teşekkür ederiz. Kimsemiz yok demiştiniz.
Ama yalnız değilsiniz. Kızınız emin ellerde. Hadi bakalım, başlıyoruz. Gönder kalemi. Bistüreyim. Proksimal siniri kesiyorum. Proksimal siniri kesiyorum. Sinir ve damarlar sağlam görünüyor. Demir, karotitleri klemple. Doruk, sen de şah damar. Hadi bakalım. Alıyoruz. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş, çok 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 çok. Burnu ayırıyorum. Kapatayım mı hocam? Kapat. Thank you.
dikkatli. Yerleştiriyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar, çalıştığımız sırayla damarlar, arter ve sinirler çeneden yukarıya doğru tek tek bağlayacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi başlayalım. Sütür. Arkadaşlar hadi hadi hadi. Biraz canlanın. Daha uzun saatler buradayız, tamam? Hocam pardon. Ali. Ceylan'ın ailesi seninle görüşmek istiyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bilmiyorum hocam. Ali. Fırla hadi. Nazlı sen de eşlik et. Doruk ve Demir, eldiven değiştirin. Siz de evroluyorsunuz. Hadi gelin. Ben niye çağırdıklarını biliyorum. Ben de. Yasemin'in annesiyle görüşmek istiyorlar. Kızı yüzünü veriyor kızına. Tabii içi rahat değil. Ben de görüşmek istiyorum ama prosedür böyle, yasak. Sorumluluk benim. Olmaz. Beraber dedik, beraber yapacağız. İkimiz. Sorumluluk ikimizin. Uygar Bey. Buyurun, buyurun. Derya Hanım. Size birini getirdik. Meriç Hanım. Çok teşekkür ederiz. Bizle görüştünüz. Biz izniniz olursa eğer kızınızla ilgili birkaç şey sormak istiyoruz. Nasıl biriydi? Kızımız çok merak ediyordu. Ceylan. Adı Yasemin. Yasemin. Çok iyi huyludur benim kızım. Babasız bakıyorum, bir gün üzmedi beni. Çok okur. Çok çalışkandır. İşte böyle melek gibi kızım. Beni üzücüsünü. Tatile gidiyorduk. Erken çıkalım, yollar boş olur dedim. O zaman ben uyurum arkada dedi. Tamam dedim. Kimlerini kontrol etmedim. Bir kere dönüp bakacaktım alt üstü. Hayır.
kamyoncu uyumasaydı bunun hiçbir önemi olmayacaktı. Bu sizin suçunuz değil. Sizin suçunuz yok. Öyle değil Ali Bey. Benim kızım Ceylan düğünde maganda kurşunuyla vuruldu. Vuran da üstelik uzaktan akrabamdı. Kızım düğüne gelmek bile istemedi. Ben ayıp olmasın diye kızımı zorla götürdüm. O tetiği ben çekmedim ama kızımın o hale gelmesine ben sebep oldum. Kocama anlatamıyorum. Bari siz dinleyin ne olur. Sizin bir günahınız yok. Vardıysa da zaten temizlediniz. Evladınızın yüzünü kızıma verdiniz. Allah sizden de Yasemin'den de razı olsun. Daha ne diyebilirim ki? Gel kocam. Gel kes. Bu taraf tamam. Burası da tamam. Bakalım ne durumdayız. Klampleri alıyorum. Nabızla entgidal karbondioksit oranı arttı hocam. Ateş yükseliyor 37. Nabız 108. Anestezide fazla kaldı hasta. Galiba kalbi dayanmayacak. Hocam durdurmak zorundayız. Şu an durduramayız. Duyusal sinirleri bağlamadık. Hocam ameliyatı durdurmak zorundayız. Hayır bu ameliyat yarıda kalmayacak. Tamam. Hocam taşikardiye giriyor. 115. 117. 120. Hocam ventrikler taşikardiye giriyor. Hocam ölüyor. Hocam. Hayır duramayız. Enfarktüs mü? Ne? Beyninde başka bir şeyin var hocam. Enfarktüs mü? Ali. Bak. Ne diyorsun? Ali çabuk. Asıl sorun kalbinde veya beyninde değil hocam. Vücut sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Ateş 38.2, karbondioksit artıyor ve bütün kasları kasılıyor. İki taraf da kasılmış. Beyin olamaz, tek tarafı kasılırdı. Hocam, maliki beter mi? Sorun anestezide değiştirmemiz gerekiyor hocam. Acil dantrolan verin çabuk. Demir, doruk, soğutucu battaniye, ateşi düşüreceğiz tamam, çabuk. Hocam. Eski anesteziyi yenile çabuk. Mikroyum verin. HTK2'yi düşüreceğiz. Dikişe devam. Hadi millet, uyandırmıyoruz. Bu ameliyat yarıda kalmayacak. Çabuk, çabuk, çabuk. Hocam ateş düşmüyor. Bekle, 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 bekle. Karbondioksit düştü hocam. Nabız da öyle stabil. Güzel. Devam. Doku dolaşımı gayet iyi. Uyumluluk da görünmemiş kadar iyi. Hadi bakalım sonunda kapatıyoruz hastayı. Ama arkadaşlar bu nakil. Yani tam olarak yarın belli olacak durum. Yarın belli olacak başka şeyler de var. Bugün burada herkes çok iyi iş çıkardı. Hepinizin eline sağlık. Hocam. İzniniz olursa eğer
Hastayı kapatıyorken son dikişleri arkadaşlarımız atabilir mi? Elbette. Doruk, Demir, gelin bakalım. Ali. Nazlı. Hadi geç. Evet. Hastanemizin ilk 100 nakli hayırlı olsun. Bu ne? Hep beraber görelim istemiş yüzümüzü. Ceylan, nasıl hissediyorsun kızım? Korkunç. Demek ki bir şeyleri doğru yaptık o zaman Ceylan. E hadi artık bir görelim mi yüzünü? Korkuyorum ben. Ben de. Ama korkulacak bir şey yok. Bütün doktorlarım burada. Demir, Doruk. Açalım paravanı. Öyle görünecek. Sanki bir başkasına bakıyormuşsun gibi de gelecek. Ama zamanla geçecek. Sakın korkma. Hı? Alışmasam da olur ama değil mi? Hem kim olduğum başka yerlerimde de yazıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir şey diyeyim mi? Sen çok cesur bir kızsın. Son bir cesaret örneği göstermek ister misin bize? Hı? Ceylan. Hadi bak kızım. Annene baban dışarıda. Seni bekliyorlar hadi.
teşekkür ederim her şey için. Çok teşekkür ederim. Anne! Baba! Kızım, Ceylan. Kızım. Allah razı olsun sizden hepinizden. Biraz baş dönmelerin geçince bir sürü terapi ayarlayacağız. En başta tabii konuşma ve fizik. Yeni bir şey var, meslek terapisi. Onu da istiyoruz. Seninki gibi ekstrem deneyimler yaşayan insanlar değişik perspektifler edinebiliyor hayata karşı. Kendinden mi biliyorsun? Meriç Hanım. Gelebilir miyim? Buyurun gelin, tabii ki. Yasemin'in annesi. Çok memnun oldum. Ben sana bir şey getirmiştim. Gelebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim kızım. Çok sağ ol. Asıl ben teşekkür ederim Meriç anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.